Merhaba arkadaşlar. Sağlık politikaları dersiyle ilgili program dizisinde sizlerleyiz. Bu programda sağlık politikası ve etik konusunu ele alacağız. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi mevcut koşullara, toplumdaki değişimlere ve dünyadaki küresel gelişmelere paralel olarak değişkenlik gösterir. Sağlık alanında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için ülkeler sağlık politikaları belirlerler. Sağlık politikaları ise bazı temel ilkeler ve kurallar içerisinde oluşturulur. Bu bağlamda sağlık politikalarının belirlenmesinde uluslararası ve ulusal kuruluşlar önemli rol oynar. Peki sağlık politikalarının belirlenmesinde hangi uluslararası ve ulusal kurumlar yetkilidir? Ne gibi roller üstlenirler? Sağlık politikaları hangi etik ilkelere göre hazırlanır? Etik ilkelerle örülmüş sağlık politikası nasıl oluşturulur? İşte bu programı izleyerek bu bağlamdaki sorulara yanıt bulabileceksiniz. Program süresince sağlık politikalarının belirlenmesinde uluslararası ve ulusal yetkili kurumlar, sağlık politikalarında etik ilkeler ve insan hakları kavramı, sağlık hizmetlerinin sunulmasına yönelik etik ilkelerle örülmüş sağlık politikalarının oluşturulması konularını ele alacağız. Milattan önce 5. yüzyılda tarih sahnesine çıkan Hipokratla birlikte aralıksız günümüze kadar devam eden etik ilkeler üzerinde yükselen bilimsel tıp dönemi başlamıştır. 21. yüzyılda kimi farklılıklar yaşansa da bilimsel tıp etik ilkelere ilişkin esaslarını korumuştur. 50'ye yakın meslek insanını bünyesinde taşıyan tıp etkinlik alanı hem etiğin hem de hukukun çizdiği sınırlar içerisinde bir sektör haline gelmiştir. Bir sektör olarak sağlık alanında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için ülkeler sağlık politikaları belirlemek durumundadır. Söz konusu sağlık politikalarının belirlenmesinde de bazı ulusal ve uluslararası kurumlar rol oynar. Bu kurumları tanımak ve sağlık politikalarının belirlenmesinde üstlendikleri rolleri anlamak için Gelin ilk olarak sağlık politikalarının belirlenmesinde uluslararası ve ulusal yetkili kurumlar üzerinde duralım. Sağlık alanında etkin rol oynayan ve küresel çaptaki sağlık sorunlarının çözümünde yardımcı olan uluslararası nitelikte pek çok kuruluş vardır. Bunların içerisinde kuşkusuz en önemlilerinden birisi Dünya Sağlık Örgütü'dür. 7 Nisan 1948'de kurulan Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluş günü her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanır. Kuruluşundan sonra Dünya Sağlık Örgütü, yönetsel ve idari anlamda özel bir kuruluş olarak yapısal teşkilatı ile kendi görevlerini belirleyerek anayasasını da açıklamıştır. Dünya Sağlık Örgütü, sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam sıfatıyla hareket etmek görevini üstlenmiştir. Örgütün üstlendiği görevler doğrultusunda dünya yüzeyinde gerçekleştirilecek sağlık politikalarını belirleme, görev yetki ve sorumluluğu Dünya Sağlık Örgütü'ne verilmiştir. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü başlangıçta sağlık sorunlarına teknik düzeyde yaklaşmıştır. Ancak değişerek gelişen sosyal ve ekonomik düşünceler sorunlara insan hakları odağında bakmayı gerekli kılmıştır. Böylece Dünya Sağlık Örgütü'nün önderliğinde tıp etkinlik alanı insan haklarının bakış açısına girmiştir. İnsan haklarının sağlık alanındaki bir yansıması olarak tanımlanan hasta hakları kavramı ortaya çıkmıştır. Yaşam hakkının ayrılmaz bir bileşeni olarak sağlık hakkı negatif statü hakları içerisinde olabileceği gibi sosyal, ekonomik ve kültürel kapsamda pozitif statü hakkı olarak da tanımlanabilir. Bu anlayış sosyal devlet anlayışını destekler niteliktedir. Sağlık politikalarının belirlenmesi konusunda yetkili ulusal kurum Türkiye Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanlığı'dır. Sağlık Bakanlığı sağlık politikalarının belirlenmesi, sağlık hizmetlerinin sunumunu gerçekleştirme görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da açılan Gazi Büyük Millet Meclisimizce ilk kurulan hükümeti içerisinde 3 Mayıs 1920 tarihinde Sağlık Bakanlığı görevine başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanlığı sağlık politikalarını gelişen dünyanın ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda değişime tabi tutarak sağlık hizmetlerinin sunumundaki öncülükleri ve kısa, orta, uzun vade hedeflerini belirleyerek ülkede yaşayan bireylerin sağlık kalite standartlarını artırmak için çaba göstermektedir. Bu çabanın somut bir göstergesi olarak 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamaya konulmuştur. Sağlıkta Dönüşüm Programının amaçları sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun şekilde organize edilmesi, finansmanının sağlanması, sağlık hizmetlerinin sunulması şeklindedir. Sağlıkta Dönüşüm Programının temel ilkeleri arasında yer alan sürdürülebilirlik ilkesi ise özellikle önem arz etmektedir. Sağlığın yaşam hakkının bir bileşeni olarak insan hakkı olarak yorumlanarak kabul edilmesi en büyük güvencedir. Sağlık politikalarının oluşturulması sürecinde sağlık hizmetleri etik ilkeler ve insan hakları bağlamında ele alınmalı, hukukun güvencesinde olması mutlaka sağlanmalıdır. Bunun neden gerekli olduğunu ve önemini anlamak için şimdi de sağlık politikalarında etik ilkeler ve insan hakları üzerinde duralım. Son 30 yılda meslek etik ilkeleri ve kodları belirlenerek bunları hukuki norm haline getirerek hukuki güvence altına alınmaktadır. Benzer şekilde sağlık politikalarının hayata geçirilmesinde de tıp etiği ilkeleri etik ilkeler doğrultusunda hukuki norm haline getirilmiştir. Sağlık politikalarının hayata geçirilmesinde tıp etiği ilkelerini, etik ilkeleri ve hukuku ilgilendiren hususlar yapılacak parasal harcamaların kamusal nitelikte olması, söz konusu sağlık politikalarının yüksek kaliteli sağlık hizmetlerini gerçekleştirmesi Bireyin ve toplumun sağlığını koruması, herkesin sağlık hizmetlerine erişebilmesi ve adil bir şekilde yararlanması, sağlık hizmetleri sunumunda öğrenilen kişisel verilerin özel hayatın gizliliği kapsamında korunması gibi hususlardır. Hukuk norma haline getirilen tıp etiği ilkelerinin çok büyük katkı sağladığı konular vardır. Bunlar Sağlık politikalarının oluşturulması, sağlık sistemlerinin etik zemin üzerinde inşa edilmesi, sağlık sektöründeki faaliyetlerin tıp etiği açısından değerlendirilip denetlenmesi ve gerektiğinde yaptırım uygulanması şeklinde sıralayabiliriz. Bu anlamda hukuki güvencenin oluşmasında temel tıp etiği ilkelerinin son dönemlerde hukuki norm haline getirilmesi memnuniyet vericidir. Peki sağlık politikalarının belirlenmesinde öne çıkan etik ilkeler nelerdir? İşte bu sorunun yanıtını verebilmek için son olarak sağlık hizmetlerinin sunulmasına yönelik etik ilkelerle örülmüş sağlık politikalarının oluşturulması konusunu ele alalım. Sağlık politikaları ister gelişmiş olsun ister gelişmekte olan her tür ülkenin mevcut şartlarına uygun olarak ileriye yönelmiş temel amacı ülkedeki sağlık seviyesinin belirli ölçütlere göre yükseltilmesini sağlamaktır. Buna nedenle belirlenen sağlık politikalarının ülke şartları ile örtüşen bilimsel verilere dayalı, akılcı, sürdürülebilir, insan haklarını önceleyen, adaletli ve şeffaf olması gerekir. Evrensel düzeyde Dünya Sağlık Örgütü'nün yerel düzeyde ülkelerin sağlık politikalarının belirlenmesinde öne çıkan etik ilkeler yararlılık, adalet, mahremiyet, kalite ve sürdürülebilirliktir. Tıp etiği ilkelerinden özellikle yararlılık, adalet, mahremiyet ilkeleri bu açıdan sağlık politikalarının belirlenmesinde öncelikle değerlendirmeye alınarak insan hakları bağlamında insan onuruna saygının gereği yerine getirilmelidir. Yararlılık ilkesi tıp etiğinin bilinen ve halen geçerli olan ilk ilkelerindendir. Yararlılık ilkesi doğal hayatın bir sonucu olarak her hastanın bir meslek insanı olarak üst seviyede eğitim almış her hekimden beklentisine işaret eder. Sağlık politikalarının belirlenmesinde öne çıkan ilkelerden ikincisi adalet ilkesidir. İnsan odaklı sağlık hizmetlerinin sunumunda hiç kuşkusuz ki eşitliği ön plana çıkaran, her türlü ayrımcılığı yasaklayan dağıtıcı adaletin uygulanması kuraldır. Adalet ilkesinin sağlık politikalarının belirlenmesi aşamasında öz özellikle sağlık hizmetlerinin sunumu için yapılan finans harcamalarının önceliklerinin belirlenmesinde dikkate alınması gereklidir. Sağlık politikalarının belirlenmesinde öne çıkan ilkelerden mahremiyet ilkesi, özel hayatın gizliliği kapsamında bir insan hakkıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası özel hayatın gizliliğine vurgu yaparken Türk Ceza Kanunu'nda kişisel verilerin korunması özel olarak düzenlenmiştir. Hukukça korunan bir tıp etiği ilkesi olan mahremiyet ilkesinin sağlık politikalarının belirlenmesi aşamasında mutlaka göz önüne alınması gereklidir. Böylece tıp uygulamalarında ortaya çıkabilecek özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin sorunlar önlenebilecektir. Sağlık hizmetlerinin yüksek kaliteli olması Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği hedeflerden birisidir. Kalite ilkesi verimlilik ve yararla ilgilidir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde her geçen gün kaliteli hizmet sunumu ve kaliteli hizmet alma noktasında beklentiler artarak devam etmektedir. Yakın, orta, uzak gelecekte belirlenen hedeflere erişim için hazırlanan her politika gibi sağlık politikalarının da sürdürülebilir olması hedefe ulaşmada en önemli ilkelerden birisidir. Sağlık politikası ile belirlenen hedef sistemin ülke koşulları ve kaynakları ile uyumlu olması, kendisini besleyerek devamlılık göstermesi sürdürülebilirliğin önemli bileşenidir. Diğer yandan sürdürülebilir bir program için belirlenen hedeflerin ilgili herkesçe gerekli olduğuna dair inancın üst seviyede olması gerekir. Evet arkadaşlar bu programda sağlık politikalarının belirlenmesinde uluslararası ve ulusal yetkili kurumlar, sağlık politikalarında etik ilkeler ve insan hakları kavramı, sağlık hizmetlerinin sunulmasına yönelik etik ilkelerle örülmüş sağlık politikalarının oluşturulması konularını ele aldık. Böylece sağlık politikaları dersi içinde ele alınan sağlık politikası ve etik ile ilgili bilgi edindik. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.